Evet, şu anda Gömeç'teyiz. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem İmam. Öyle mi başkanım? Evet. Yanındayız. Depremzadelere burada toplanan erzaktır, giyim eşyası neyse artık. Sayın Başkanım, neler yapıyorsunuz? Nasıl bir destek oluyorsunuz? Aslına bakarsanız bizim desteğimiz tamamıyla teknik bağlamda ve bir de psikolojik olarak. Belediye işin arkasında olduğu için çok yardım geliyor. Çok yardım etmek isteyen oluyor. Teknik olarak da biz bunları paketliyoruz, cinslerine göre ayırıyoruz. Kullanılmaz olanları oluyor arada bir, onları ayıklıyoruz. Hepsini teker teker işte mamaydı, giyecekti, battaniyeydi gibi şekilde paketleyip yakında bir kamyona yükleyeceğiz ve göndereceğiz. Daha önce gönderdiniz mi hiç? Şu ana kadar 3-4 tane tır gitti. Küçük bir ilçesiniz ama yine de fazla iyi yani. Bu çok ilginç bir şey. Küçük bir ilçe olduğumuz için insanlar birbirini tanıyor. Birbirlerine güveniyorlar ve dayanışma çok fazla. Gönderdiğimizin amacına varacağından eminler. O yüzden de sanırım o yüzden de teveccüh çok yüksek. Kaç yerde toplama yapıyorsunuz? Şimdi benim bilinçli olarak farkına vardığım 3 yer var. Bunlardan bir tanesini Kaymakamlık Vakfı idare ediyor. Bir tanesini Kent Konseyi idare ediyor, bir tanesini CHP Teşkilatı ilgileniyor. 3 yerde şu anda toplama yapıyor. Evet, benim bildiğim. Başka yerlerde olabilir ama benim bildiğim 3 yerde. Evet, başka söylemek istediğiniz? Bence bu dar günde birbirimizi tutuyor olmamız bizim geleceğimize olan güvenimiz açısından çok önemli bir davranış. Doğru iş yapıyoruz ve daha güzel günlerde böyle birbirimizi tutmaya devam ederek çok çok daha iyi yerlere varabiliriz diye düşünüyorum ben. Kendi vazifemizi başkasına bırakırken arkamıza dönmemek, tembel davranmamak yaptığımız vazifenin bir yere ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Topta kalalım, devam edelim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Gömeç İlçe Başkanı Ahmet Ercan ben. Pazar günü, pazartesi sabaha karşı yaşanan depremden sonra tüm ülkemizde olduğu gibi biz de bütün arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk. Yardım toplama çalışmalarına başladık. Şu ana kadar 3 kamyon malzeme gönderdik. 1 kamyon gıda malzemesi gönderdik. Şu an 5. tırımızı sarıyoruz. Arkadaşların da büyük bir seferberliği var. Tüm halkımız destekliyor. Partili partisiz, yaşlı genç çocuk herkes evinden malzemesini getiriyor. Depremzede de kardeşlerimize, zarar gören kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Malzemelerimizin 2 kamyonunu Hatay'a gönderdik. 2 kamyonunu Kahramanmaraş Pazarcı'ya gönderdik. Bugün çıkan tırımızı da Hatay'a göndereceğiz. Yine Kırıkhan'a ulaştırmaya çalışacağız. Partimizin koordinasyon merkezi var Kahramanmaraş Pazarcık'ta. Yardımlarımız doğru yerlere ulaşıyor. En hızlı şekilde yaralarımızı sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ben Ali Rıza Targay, Gömeç Kent Konseyi Başkanıyım. Bugün burada Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde deprem bölgesinde gıda ve giysi yardımı topladık. 2-3 gündür buradayız. Bir tırımızı çıkarttık yola. Bir tır şu an Hatay'da boşalıyor. 2. tırımızı da şu an arkadaşlarımız dolduruyorlar. Onu da inşallah bu akşam yola çıkartacağız. Burada kent konseyindeki tüm arkadaşlar, yani kadın meclisimiz, gençlik meclisimiz, bütün arkadaşlar hep canla başla siparane olduk. Çalışmamızı bugün tamamladık. İnşallah yarın ve öbür gün içinde yine aynı şekilde çalışmamız devam edecektir. Gaye amacımız oradaki canlarımıza bir nebze katkı sunuyorsak ne mutlu bize diyeceğiz. Çünkü zor bir gün geçiriyoruz. Zor bir günde Türkiye bu birlik beraberlik oluyoruz bugün için. Sağ olsun en başta Gömeç Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İrem'in katkıları, Gömeç halkının özverili katkıları, nitekim 2 kamyon halinde
bu şekilde malzemeyi topladık, gönderiyoruz. İnşallah bu günleri bir daha görmemek için, yani illa malzeme bu tür çalışmaları yapmak şeyimiz değildir ama acı bir gün. Bu acı günde de bütün kent konseyi olarak, Gömeç Kent Konseyi olarak kadın meclisimizle, gençlik meclisimizle, yönetici arkadaşlarımızla hep beraber burada bu çalışmayı sunuyoruz.